Codman'in laneti. Bu görseldeki tüm efsaneleri teker teker keşfedeceğime emin ettim. 5 gün önce zamanı durdurabilen efsane bir videosunu çekmiştim. O varlığı görebilmemiz için bilgisayarımıza indirmemiz gereken binvirüs.exe adında garip bir uygulama vardı. Bu virüslü uygulama, artık adı her neyse, Codman tarafından kontrol ediliyor. Buna eminim. Birkaç gündür bu exe dosyasını bilgisayarımdan kaldırmaya çalışsam da sürekli kendini geri yüklüyordu. Bu virüsten hiçbir şekilde kurtulamıyordum. Sonradan fark ettiğim bir şey beni düşünmeye itti. Bu uygulamayı sildiğinde kendini geri yüklediği dosya Minecraft'ın Versions klasörünün içinde bulunan 20W14 Infinite adındaki bir sürüm dosyasıydı. 20W14 Infinite. Bu hangi Minecraft sürümü ve neden bin virüs exe kendini buraya yüklüyor? Öncelikle işi 20W14 Infinite adındaki garip Minecraft sürümünü araştırmayla başladım. Bu bir şaka sürümü. Mojang her yıl 1 Nisan tarihinde şaka sürümleri yayınlıyor ve bu sürümler oldukça garip şeyler içeriyor. 20W14 Infinite sürümünün özelliği ise milyonlarca garip boyut oluşturabilmeniz. Oyuna girdiğinizde Nether portallarını değiştirerek birbirinden farklı boyutlara gidebiliyor ve bu boyutlarda daha önce görmediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Sorumu tekrarlamak zorundayım. 20W14 Infinite ile 1000 virüs egzenin arasındaki bağlantı tam olarak ne? Bunu kendime sorarken aklıma Codman'in lanetli soy ağacı fotoğrafına bakmak geldi. Bu görselde onlarca efsanenin bulunduğunu bir videosunda hatırlarsınız. Görüntünün sağ alt kısmında garip bir varlık yer alıyor. Bu varlığın adı Ballman. Ballman Minecraft 20W14 Infinite sürümünün içinde bulunan milyonlarca boyuttan bir tanesinde yaşıyor. Bu boyutun görselleri bu şekilde. Eğer 20W14 Infinite sürümünde Ballman boyutuna girmeye başarırsak onunla yüzleşebiliriz. O da Codman'in lanetli efsanelerinden bir tanesi. Aynı Bini ya da Cassandra gibi. İşte tam olarak bu yüzden binvirüs exe adlı uygulama kendini bu dosyanın içine taşıyor. Çünkü Codman bizi soy ağacında bulunan tüm efsanelerle yüzleştirmek istiyor. Bugün ise 20W14 Infinite sürümüne giriş yapacağız ve Ballman adlı bu garip varlığı kendi boyutunda arayacağız. Ama videoya geçmeden önce hızlı bir şekilde aşağıdan like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 1 milyon aboneye artık çok az kaldı dostlarım. Yaklaşık 25 bin abone falan kaldı. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bu arada sesim için çok özür diliyorum. Hayvan gibi hastayım. Yorumlara bir geçmiş olsun alırım. Destek amaçlı bu videoyu sizlerden 30 bin beğeni bekliyorum. Bakın sesim neredeyse yok gibi bir şey şu an. Ve ayrıca 1 milyon abone olduğum zaman sizlere PlayStation 5 çekilişi yapacağım. O yüzden hızlı bir şekilde abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Ve unutmayın ki abone olduğunuz zaman isminiz ekranda çıkıyor. Videoyu tam burada kısacık biliyorum ve sizlere harika bir platformdan bahsetmek istiyorum. Yaha! Daha önce hiç bir oyun ya da bir sanal deneyim yaratmak istediniz mi? Ya da insanların sizin yaptığınız eğlenceli şeyleri deneyim etmesini? Eğer böyle bir hayaliniz ya da isteğiniz olduysa Yaha tam da size göre. Burada hayalinizdeki sanal deneyimi hiçbir ücret ödemeden 3 boyutlu bir şekilde ve tek bir kod bilgisine bile sahip olmadan kolaylıkla Yaha içerisinde bulunan yaklaşık 1 milyon hazır içerikler ve gelişmiş yapay zeka ile gerçeği dönüştürebilirsiniz. Örnek verecek olursam bu dev kütüphaneden istediğiniz bir karakteri seçebilir. Onun saldırganlığından tutun nereye hareket edeceğini, kime saldıracağını, nasıl davranacağını belirleyebilir ve sanal deneyiminizi en üst noktaya taşıyabilirsiniz. Ayrıca Yaha asil içerik oluşturucuların hayalinizdeki sanal deneyimi oluşturma becerilerinin gelişmesi adına Twitch üzerinden canlı yayınlar da yapıyor. Yaha üzerinden emek vererek yaptığınız bu içerikleri diğer insanlarla paylaşmak, onların geri dönüşlerini almak isterseniz de tek bir tıkla ve çok kolay bir şekilde tüm dünyaya aynı anda cross platform olarak paylaşabilirsiniz. Cross platform demişken de Yaha PC, iOS ve Android platformlarında yer alıyor. Açıklamaya eklediğim linklerden sizler de Yaha'yı tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilir, yaratıcılığınızı ve hayalinizdeki sanal deneyimleri en basit, en pratik ve kodlama bilgisi gerekmeden herkese gösterebilirsiniz. Yaha'ya bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyor ve devam ediyorum. Evet dostlarım, uzun bir hastalık serüveninden sonra hala hastayım ama bugün öyle bir şey yapacağız ki. Bakın gerçekten Mojang'ın oyuna eklediği bir efsane. Ballman efsanesini inceleyeceğiz. Ballman efsanesini bulmaya çalışacağız. Herkes yoruma bir geçmiş olsun yazarsa çok sevinirim çünkü hayvan gibi bir hastalıktan çıktım geldim. Hala hastayım ama bu efsaneyi kesinlikle çekmem gerekiyor. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi sol alttan Minecraft 20W14 Snapshot sürümündeyim. Yani Mojang'ın her 1 Nisan tarihinde oyuna eklediği şaka sürümlerinden bir tanesindeyim. Bu 2020 yılında çıkmış bir şaka sürümü. Bu sürümde dostlarım sınırsız boyutlar oluşturabiliyorsunuz. Yani sallıyorum, elinize bir kitap alıyorsunuz ve bu kitaba istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Yazdığınız zaman bunu portala attığınızda milyonlarca boyut oluşturabiliyorsunuz. Bu milyonlarca boyut arasından ise bizim gideceğimiz boyut Ballman'in bulunduğu boyut olacak. Tabii ki de buna nasıl gidebileceğimizi soruyorsunuz şu anda büyük ihtimalle. Bunu bu videoda sizlere teker teker göstereceğim. Bunu sizler de deneyebilirsiniz. Ve ayrıca biliyorsunuz ki bu efsane, yani bu Ballman efsanesi Codman'in soy ağacında bulunan bir efsane. Yani biriyle de bağlantısı var, Codman'le de bağlantısı var. Codman'in kehanetini ve lanetini taşıyan efsanelerden bir tanesi. Ve yine hatırlayacaksınız ki bin virüs exe. Bu exe dosyası virüsü ve bu ex
Exodus'un sayesinde biz Bin'i görmeyi başarmıştık ve bu sefer bu Exodus'u beni bu Minecraft 20W14 snapshot sürümüne yönlendirdi. Artık emin oldum dostlarım, bakın buna gerçekten o kadar eminim ki bu Bin virüs exe denen şey Codeman'in bizi yönlendirmeye çalıştığı exe. Bu şaka sürümüne direkt ben tek oyuncuda bir dünya oluşturacağım. Dünyamızın ismini dostlarım Ballman, bugün senin sonun olacak yapalım. Oyun modumuz Survival, hile açmayacağım kesinlikle, hile açarsam bir şeyleri bozabilirim, bunu istemiyorum. Marvel'da Options'a geliyorum, hileler kapalı, her şey kapalı, bonus chest açabilirim ve direktman dünyamı oluşturuyorum. Şimdi yapmamız gereken oldukça fazla şey var dostlarım. Direktman öncelikle elmas bulmam gerekiyor ve elmas bulduktan sonra bir tane portal yapmam gerekiyor. Şu an dünyayı oluşturdum. O yüzden hiçbir şekilde vakit kaybetmeden şuradan bonus chest'imi de açayım. Hızlıca madene ineceğim. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Sıfır vakit kaybetmek. Bu arada bize gereken malzemeler de biliyorsunuz ki size obsidyen demiştim. Obsidyen ile gerekiyor, bir portal yapmamız gerekiyor. Onun dışında da bize bir tane kitap ve tüy gerekiyor dostlarım. Bunun da niye işe yarayacağını size göstereceğim. O yüzden bakın burada birazcık at var. Bu atlardan deri düşürebiliyoruz. Bunlardan deri düşüreceğim. Yakında Codeman'la alakalı bir video gelecek. Codeman'in beni tekrardan araması, bana tekrardan birkaç tane mesaj ve şifre göndermesi, yakında bunların hepsini göreceksiniz. Bunları şu an size spoiler olarak vermek istemiyorum ama yakında Codeman'la alakalı çok manyak bir video gelecek. Ve kafamda şöyle bir plan var. Eğer Turkish Minecraft Legends bana yardım etmeyi kabul ederse Codeman'in üstesinden onunla beraber gelmek istiyorum. Nasıl fikir? Bence mükemmel bir fikir. Eğer Turkish Minecraft Legends'ın istediklerini yaparsam bana saygı duyar ve bana yardım etmek ister. Ve eğer bana yardım ederse Codeman'in üstesinden onunla birlikte gelebiliriz. Belki Bobby 1545, düşünsenize Bobby 1545 Beşe'den de yardım isteyebilirim. O da belki bana yardım etmek ister. Ve üçümüz. Manyak olurdu sırrım. Böyle bir şey yok. Ben, Bobby 1545, Turkish Minecraft Legends vs Codeman. Codeman'in var ya, ağzına vururuz. Kürekle vururuz hem de. Bu çok iyi olur. Amacım bunu yapmak olacak. Bu arada bayağı bir demir pişiriyorum burada. Şunları alayım. Direktman abi elmas bulalım. Çok hızlı bir şekilde. Ben de bu arada bu obsidyenleri kazarken size birazcık Ballman'dan bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda dostlarım fotoğraflarını gördüğünüz bu garip mekan, bu garip evren, Ballman'in bulunduğu evren. Bu Minecraft Infinite 20W14A Infinite şaka sürümünde böyle bunun gibi birçok boyut ve evren var. Zaten bilenler bilir bu şaka sürümünü. Hani mesela nasıl bir şaka sürümü vardı, Love and Hugs diye, bu Smiling Creeper'ın bulunduğu şaka sürümü. Aynı onun gibi bir şey bu da. Bir de şöyle bir şey var dostlarım, mesela eğer bilmiyorsanız Ballman evrenine gitmeyi, Ballman evrenine hayatta gidemezsiniz. Çünkü milyonda bir falan şansı var yani Ballman evrenine gitmek için. Çünkü burada milyonlarca evren var. Ne yapacağım? Hangi tarafa gideceğinizi veya da nasıl bir kod yazacağınızı bilmeyeceğiniz için Ballman evrenine gitmenizin olasılığı çok düşük olacaktır. Ama benim bu videoda size göstereceğim taktiklerle beraber direktman sadece bir kitabın içinde belli şeyler yazarak Ballman'ın evrenine gidebileceksiniz. Ballman evrenine gittiğimizde Ballman bizi kendi evreninde, kendi dünyasında kabul etmeyecektir. Yani orada bizim bulunmamızı istemeyecektir. O yüzden onun dünyasını bozarsak, onun huzurunu ve düzenini bozarsak Ballman bize kendini gösterecektir. Tam olarak yapmamız gereken şey bu olacak. Mesela biz size bir bilgi vereyim. Ballman küplerden nefret ediyor. O yüzden onun dünyasına gidip mesela bir küp yapabilir. Bir tane böyle kare gibi bir şey inşa ederiz. Benim izlediğim adam da öyle yapıyordu. O yüzden ben de öyle yapacağım. Ve bu yaptığımız küpün içine de Codeman'in entity numarasını yazacağız. Tabelalara bir tabela koyacağız bir tane. Ve tabelanın içine de Codeman'in entity numarasını yazacağız. Ve bu şekilde de Codeman'i oraya çağırmaya çalışacağız. Onun dışında yapacağımız daha bir sürü şey olacak. Hah bak, kitaba böyle craft ediyorduk. Peki kitapla tüyü de böyle mi craft ediyorduk? Aa bir dakika, bize mürekkep gerekiyor. Tamam, bulmamız gereken tek bir malzeme kaldı dostlarım. Mürekkep. Tamam, şimdi bizim birazcık ahtapot aramamız gerekiyor. Ahtapotu da bulduktan sonra galiba aynen öyle başka bir iteme gerek kalmayacak. Bir tane de çakıla ihtiyacım olacak. Çakıl bulmak da dünyanın en kolay şeyi dostlarım. Çakıl da bulamayan da artık Minecraft oynamasın yani. Şimdi geldik dostlarım, çok heyecanlıyım şu an bak. Vallahi felaket heyecanlandım. Direktman crafting table'a giriyorum. Kitabı koyuyorum, tüyü koyuyorum, mürekkebi koyuyorum. Aynen, kitap ve tüyü yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra bir tane hızlı bir şekilde kendime bir çakmak craft edeceğim ve buraya direktman portalımı oluşturuyorum. Bu şaka sürümünde, yani bu snapshot 20W14 Infinite sürümünde milyonlarca boyut var. Bakın milyonlarca dostlarım. Gidebileceğiniz, görebileceğiniz milyonlarca bir sürü boyut var. Direktman şu şekilde koydum. Bakın portal oluşturuyorum, tamam. Normalde şu an bu beni Nether'a götürür değil mi? Eğer bu portalın içine girersem direktman cehenneme, yani Nether'a giderim. Ama biz şimdi şu şekilde bir şey yapacağız. Bu az önce craft ettiğim kitap ve tüyün içine açıyorum ve buraya şunları yazıyorum. Net nokta Minecraft alt tire dimension 2 nokta warp 1 2 nokta io alt tire net nokta dimension eşittir 10. Dostlarım yazmanız gereken şey bu. Kitabın içine bunu yazıyorsunuz. Bakın bu komut dizini bizi Ballman'in bulunduğu evrene götürecek. Milyonlarca evren arasından direktman Ballman'in bulunduğu evrene şak diye gidebileceğiz. Olayı bu. Bu kitabın olayı bu. Sonra bakın buradan kitabı imzalıya basıyorum. Buraya da tam olarak şunları yazıyorum. -8/11/3/3/67. Bunu yazdıktan sonra da sign and close diyorum ve beni Ballman evrenine götürecek kitap hazır. Şimdi bu kitabı da bakın şu an şok olacaksınız. İlk defa görüyorsunuz. İlk defa bu sürümü gördüyseniz ve ilk defa izliyorsunuz. Bu kitabı portala
gittiğim zaman işte bu görmüş olduğunuz portal bizi Wallman'le aynı dünyada var edecek. Dostlarım oldu. Lan harbiden bomba devrindeyim. Lan aynısı, videodakiyle aynısı. Harbiden aynısı dostlarım. Baksanıza şu odunlara. Şaka gibi lan. Harbiden geldim. Bakın dostlarım, şu an ekranda fotoğrafları görüyorsunuz. Burası direkt Bowman'ın evlerinden. Aynısı, yemin ediyorum aynısı. Geldik, başardık, başardık, başardık. Abi çok garip, baksanıza sürekli böyle etrafta toplar var. Böyle garip garip toplar var. İşte Bowman bu yüzden küplerden nefret ediyor dostlarım. Küpleri hiç sevmiyor, karelerden hoşlanmıyor. Bu evrenin mesela bak, garip özelliklerinden bir tanesi her yerde pillager'lar var. Kendime kılıç yapayım diyeceğim ama bir dakika, bu odun zaten, bunları kırabiliyor muyum? Bak odun burada kırmızı gözüküyor, tamam mı? Ama odunu elime aldığımda bu şekilde. Lan çok garip ya. Ben böyle bir şey görmedim dostlarım. Gerçekten görmedim. Tipime baksanıza, mosmorum. Şaka gibi. Şu anda Bowman efsanesinin evrenindeyiz. Peki Bowman efsanesi nerede? Onu da bulacağız, merak etmeyin. Buraya kadar gelmişim, Bowman'ı görmeden hiçbir yere gitmem. Gerekirse 15 saat Bowman'ı arayacağım. Lan baksana, çalışma masasını koydum, yeşil oldu. Şimdi direktman kendime bir tane kılıç gibi bir şey yapacağım. Çünkü çok fazla pillager var. Bu evrendeki özelliklerden bir tanesi o dostlarım. Her yerde pillager bulunuyor. Şurada bu, bak burada var mesela, gördünüz mü? Onları satayım, ölüyordum. Dur. Sandıkta ne var, aşırı merak ediyorum. Bak şurada bir sandık var. Bonus chest gibi bir sandığa benziyor. Şuradan yavaşça gidiyorum. Buradan atlayacağım. Sandıkta ne var? Aa, end kristali bakın. Bu da forum yazısında yazıyor dostlarım. Bowman'ı kızdırmanın yollarından bir tanesi. Bu end kristallerini patlattığınız zaman Bowman kızıyordu. Ha, burada direktman yemek falan var. Tamam, bunları alırım. Şimdi dostlarım, öncelikle yapmam gereken şey, buraya bir yere bir tane küp oluşturacağım. Bir tane direktman böyle bir 5'e 5, 10'a 10 bir küp oluşturacağım. Bu evrene, yani Bowman'ın bu dünyasını ne kadar fazla garip böyle küp tarzında build yapılar yaparsanız Bowman o kadar fazla kızabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa, sığmadı ya. Tamam, buraya yaparız. 10. Tamam, 10'u yaptık. Şunları kıracağım. İlk olarak yapacağım şey buraya bir tane kare oluşturmak. Şu aşağıya baksanız abi. Aşağıda bir şeyler sürekli bak yanıyor. Dostlarım bitiyor artık. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Sabahtan beri devasa bir kare yapmaya çalışıyorum ama bunu yapmamız şart. Bunu yapmamız gerekiyor. Ah, kablosorum da bitti. Harika. 2-1. Yani buraları da o zaman direktman şu granitle yapacağım. Bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Granitle yapıyorum buraları. Devasa kocaman bir kare oluşturdum. İşte bu Bowman'ın kızmasına sebep olabilir. Kızdırma yöntemlerinden bir tanesi Bowman'ı bu. Tamam, şu anda hazır abi değil mi? Küpümüz hazır. Küpümüzü güzel bir şekilde yaptık. Çok garip gözüküyordun, her taraf mosmor. Abi aşırı garip. Şimdi benim birazcık da oduna ihtiyacım var. Çünkü buraya böyle bir sürü tabela yapacağım. Bu tabelaların içine de Bowman'ın, yani Bowman efsanesinin entity numarasını. Biliyorsunuz ki her mobun oyunda entity ID'si var. Bowman'ın da bir entity ID'si var. Bu entity ID'sini tabelanın üzerine yazacağım. Ve bu da Bowman'e, gel buraya Bowman. Bowman seni görmek istiyoruz. Çabuk bu yanımıza gel. Mesajı verecek. Tam olarak böyle olacak. Tamam, şimdi yani 16 tane bence gayet yeterli olur. Lan ne oluyor? O ses neydi? Sesi duydunuz mu? Oğlum ben burada. Ama nerede? O ses çok garipti. Bir ambiyans sesi gibiydi ama hayır abi. Öyle bir ambiyans sesi yok Minecraft'ta. Oha. Bir dakika, çok erken oldu bu. Bekleyin, tamam, çok erken oldu. Ben bu kadar erken beklemiyordum. Abi vakit kaybetmeyelim. Şimdi bakın dostlarım, buraya tabela koyuyorum. Tabelanın içine de 101 01 00, bunu yazıyorum. Bu görmüş olduğunuz numara Bowman'ın entity ID'si. Hatta şöyle yapıyordu herif, onun da aynısını yapacağım. Şu şekilde yapıyordu bak, full yazıyordu böyle, tamam mı? Aynalarını yapacağım. Buraya da yazacağım 101 01 00 diye. Done. Şimdi bu tabelayı böyle her yere koyacağım. Buralara da koyacağım. Dostlarım bakın, içerideki her yere böyle tabela koydum ama bütün yerlere koymam gerekiyor. Yani şu bölgeleri de koyacağım. Benim daha bayağı tabela yapmam gerekiyor. Oh my god bro. Artık son 3 tabelam kaldı, yoruldum yani. Sabahtan beri 101 01 00 elim alıştı yani, bak 101 01 00 yeter artık. Bütün küpün için hepsini her yere 101 01 00 yazan tabelalarla donattım. Bu da son tabela olacak. 101 01 00 101 01 00 101 01 00 101 01 00. Evet. Şimdi okuduğum yazıda, yani Bowman'la alakalı yazılan bu forum yazısında, bunu yaptığınız zaman Bowman'in gelip size saldıracağı yazıyordu. Yani bu tabelaların değişebileceği yazıyordu. Bowman'in gelip size saldıracağı, bu dünyada ne arıyorsun gibi bir şeyler söyledikten sonra sizi öldürecek yazıyordu. Yani Bowman bu dünyada bizi istemiyor dostlarım. Şu an bu küpü buraya yaptım. Kareyi yaptım. İçine tabelaları koydum. Şimdi etrafı birazcık gezeceğim. Yani Bowman, bilmiyorum dostlarım, onu nasıl görebiliriz? Aslında daha yapmamız gereken birçok şey var ama şuraya baksanıza abi. Dünyadaki en garip, en manyak biyom burası.
Bakın etrafta sürekli sandıklar var. Yeşil bloklar falan da var. Garip garip. Ya bak şurada kristaller var. Abi burayı tamamen çözmemiz, hani bakmamız gerekiyor. Hadi re dostlarım, teker teker. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. Ama önce bir video izletmem gerekiyor. O videoyu izleyelim, ondan sonra anlayacaksınız. Evet dostlarım, şu anda bu ekranda görmüş olduğunuz bu video Bowman'ın gizli gizemli videolarından bir tanesi. Yani liste dışı, bakın şuradan görmüş olduğunuz gibi. Yani bu videonun sadece bağlantısına sahipseniz bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Ben bu videoyu nereden buldum diye soracak olursanız, uzun araştırmalar sonucu bulduğum bir video bu. GBG adlı bir YouTube kanalı bu videoyu yüklemiş ve 28 bin abonesi var. Bakın video sadece 10 saniye. Görmüş olduğunuz gibi aynı herif de benim gibi Bowman'ın dünyasına girmeyi başarmış. Ve bakın elinde 8 tane toprak var. Şimdi videoyu izleyeceğiz. Bu adamın yaptığı şeyi yapacağım. Yani çok saçma ama bunu yaptığında olacak şeyi izleyin. Bakın şimdi. Bak oyuna başlıyor. Bak elinde 8 tane toprak var. 8 toprağı bu şekilde koyuyor. Toprağı koyduğu anda bak. Bam diye böyle bir sürü etki geliyor adama. Bayağı hayvan gibi böyle 1-2-3-4. Bayağı fazla etki geliyor. Ve bu etki geldikten sonra adam SC'ye basıyor ve oyundan çıkış yapıyor bakın. Direkt şak diye çıkıyor. Yani bu video internetteki çok az sayılı Bowman videolarından bir tanesi. Ve bu Bowman videosu yani çok garip. Mesela neden abi? Ben bunu yaptığım zaman olacak mı bu? Ben hiç sanmıyorum bu arada. Bunun bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Baksana direkt 8 tane toprak koyuyor. Adama wither efekti geliyor. Yavaşlık geliyor. Körlük geliyor ve bulantı geliyor. Direkt bam bunlar geliyor ve ondan sonra adam direkt oyundan çıkıyor. Şimdi biz de bunu deneyeceğiz. Şimdi direkt ben burada deneyeceğim. Ben olacağını düşünmüyorum ama olursa efsane olur. Cidden çok şaşırabilirim ama olacağını düşünmüyorum dostlarım. O videonun ben bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Abi her yer niye yanıyor? Ne oluyor lan? Bunu Bowman mı yapıyor? Başka bir... Dostlarım bak daha demin buralar hiç yanmıyordu. Farkında mısınız? Bakın şu an bütün dünya yanıyor. Lan daha demin buralarda hiçbir yangın falan yoktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lan! Lan ne oluyor? Dostlarım! Envanterime bakın. Anneniz atayım oldu. Vallahi oldu. Oldu. Her şey simsiye oldu. Bir dakika hiçbir şey göremiyorum şu an. Ha ne oldu? Bir dakika öleceğim. Dostlarım oyun simsiye oldu. Oyunu bırakın, envanterim bile simsiye oldu. Karakterim simsiye oldu. Her şey simsiye oldu. Lan çalışıyor. Bak sesler geliyor. Lan o ses ne? Bakın dinleyin. Bu ses Bowman'ın sesi. Dostlarım burada bir yerde. Bowman burada bir yerde. Şu an Bowman burada bir yerde. Şu an ne yapacağım inanın bilmiyorum. Oyun düzeldi. Bir dakika şimdi benim portalı tekrardan o portalı bulmam gerekiyor. Allah kahretsin ya. Abi böyle bir şey yok dostlarım. Böyle bir şey yok. Bakın aynı adamın yaptığı videoda yaptığı gibi. Toprakları üst üste koyduğum anda adamda efektler geliyordu. Bende efektler falan gelmedi. Direktman oyun gitti yani. Her şey simsiye oldu. Envanterdeki tüm eşyalar bile simsiye oldu. Ve sonra aşağı düşerek galiba öldüm. Bilmiyorum. Onu nasıl oldu anlamadım ama. Yani demek ki gerçekten çalışıyor dostlarım. Bu anlar o dünyada. Benim acilen o portalı tekrar bulmam gerekiyor. Portalı bir bulayım ondan sonra sizlerleyim. Portal burada bir yerde dostlarım. Burada bir yerde olması lazım. Portal direkt tekrardan gireceğim ve tekrardan aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Yani tam anlayamadım, tanımlayamadım. Bakın o arada tam o sırada belki oyun bug'a girmiş olabilir. Belki de öyle olması gerekmiyordu. Belki oyun o an bug'a girdi. Ve eğer belki bug'a girmeseydi biz belki orada... Aa bak crafting table'ımı buldum. Burada portalı da bulduk, harika. Bir dakika şimdi direkt bana abi. Yine envanterime 8 tane toprak alacağım. 8 tane. 7, 8. Tamam 8 tane toprağı kazdım. Dostlarım direkt giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı avradını lan bu ne? Lan ne olmuş buraya? Dostlarım her yer yanmış. Öleceğim. Hızlı bir şekilde odun kazacağım, bekleyin. Odun kazıp buradan kaçmam lazım. Bu sefer olmadı. Daha demin burada yapmıştım ve olmuştu. Çok garip abi, çok garip. Gerçekten çok garip. Ne? Bir dakika tabelalara bakın. Tabelalar değişmiş. Get out of here. This is my ballroom. Lan bu ne? Bakın şu an Bowman'ın Creepypasta fandom'daki sayfasını görüyorsunuz. Bakın burada Bowman'la alakalı tüm bilgiler yazıyor. Bakın şimdi. Az önce gördüğümüz tabeladaki yazıyı hatırlayın. Nerede lan o? Bak abi burada işte. Bak get out of here. This is my ballroom. Bunun anlamı işte yabancıları sevmiyor. Yani yabancı yaratıkları, yabancı varlıkları sevmiyor Bowman. Bunu söylüyor. Dostlarım gerçekten Bowman'a eriştik. Yemin ediyorum Bowman'a eriştik. Get out of here. This is my bak. Ama mesela this değil. DHS yazmışlar buraya. Bilmiyorum. Dostlarım bunu oyuna gerçekten %100 Mojang eklemiş. Bakın bu efsaneyi, Bowman efsanesini oyuna Mojang eklemiş. Ama bu Van'la görmenin bir yolu yok mu? Ben
Ben şu an çıldırıyorum ya. Bu varlığı görmenin bir yolu yok mu abi? Benim bu varlığı görmem lazım. Bütün dünyayı, evreni yaktı dostlarım adam. Şuraya bakın, sırf onun dünyasına, yani onun bölgesine giriş yaptığımız, izinsiz giriş yaptığımız için adam bütün dünyayı aleve verdi, ateşe verdi. Böyle bir şey yok abi. Peki ben şimdi ne yapacağım? Biliyor muyum? Yok, hiçbir şeyim yok. Şu kristalleri kırmak istiyorum. Kristalleri kırdığım zaman da sinirleniyordu Bolman. Ama aşağı nasıl ineceğim onu da bilmiyorum. Aşağı nasıl inebilirim? Bir yolunu bulacağım. Bir dakika, şuradan atlasam şöyle. Abi atlamak zorundayım dostlarım. Başka kurtulacak yolum yok şu an. Hani başka nasıl yapabilirim ki? Bloğum hiçbir şeyim yok. Aa, bloğum var, bir dakika. 7 tane odunum var. Ne lan? Bir dakika, 1180 yazıyor. Unknown or incomplete error. Bilinmeyen ya da tamamlanamayan hata. O ne bulutulu? Bin virüs exe ne alaka? Bir dakika, en son bin virüs exe benim bilgisayarımda 20W14 ifrit sürümünün, yani bugün oynadığımız bu sürümün dosyasının içine girmişti. Lan bir dakika, bin virüs exe nerede? Bin virüs exe buradaydı. Yemin ediyorum buradaydı. Videonun başında size gösterdim. Ulan ben bu bin virüs exe'yi haftalarca günlerce silmeye çalıştım. Ve şu an kendi kendini mi sildim? Bakın dostlarım, bin virüs exe ben bin videosunu çektikten sonra defalarca ben bu virüsü silmeye çalışırım bilgisayarımdan. Siliyordum, geri geliyordu. Siliyordum, geri geliyordu. Siliyordum, geri geliyordu. Ondan sonra bilgisayarda arattığım zaman versions klasöründe, yani Minecraft.Minecraft'ın versions klasörünün içindeki 20W14 infinite klasörünün içinde var olduğunu gördüm. Ve ondan sonra da ben direkt burada anladım. Yani Boldman'de Codeman'la alakalı, Bin ile Codeman'la alakalı bir bağ var ve aynı laneti taşıyorlar. Codeman Secures. Fotoğrafı şu an ekranda görüyorsunuz, bakın. İkisi de aynı kısımdalar. Bin'i de Boldman'de. Yani aralarında bir bağ var dostlarım. Bu virüs sayesinde belki de Boldman aktif oluyordur. Bilmiyorum, belki oyuna bunu Mojang eklememiştir. Bin virüs exe yok şu an. Bir dakika, aramaya yazsam. Yok dostlarım, bakın çıkmıyor. Burada bunu yazınca çıkması gerekiyordu normalde. Silinmiş. Bakın, yapmadığım sadece birkaç şey kaldı. Onlardan bir tanesi de şu aşağıdaki kristalleri patlatmak. Bakın, bütün şu anda bütün bu evren yok oldu dostlarım. Az önce her yer yanıyordu ya. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yanan bütün odunlar yok oldu. Kül oldu, bitti gitti yani. Aşırı garip gözüküyor. Oyunum aşırı kasıyor. Ve şimdi kafamın tek bir soru var. Ben aşağı nasıl ineceğim? Aslında aklımda bir fikir var ama çalışır mı şu an bu sürümde bilmiyorum. Normalde Minecraft'ta bir bug var bakın. Eğer bu bug'ı bilmiyorsanız şimdi öğreneceksiniz. Bug tam olarak şöyle çalışıyor. Allah'ım lütfen çalışsın bak. Eğer çalışmazsa var ya, sıçtık dostlarım. Ölürüm ve çok büyük GG olurum. Kendimi aşağı atıyorum, tamam mı? Tamam. Burada bak, tam bu kısımda oyundan çıkıyorum. Tekrar dünyaya giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi fall damage yemeden aşağı indim. Şuraya baksanıza, 100 tane kristal içe geçmiş. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Kafayı yersiniz dostlarım, kafayı yersiniz. Gerçekten kafayı yersiniz. Baksanıza, 500 tane ant kristali içe girmiş. Şuradan şöyle atlasam ölmem herhalde. Ölmem. Ananı öreceğim, dur. Bu ne lan? Ne oluyor? Bu ne? Dostlarım oyun kafayı yedi. Bu sefer oynar mı kafayı yedi? Lan! Destroy all of your progress at once and delete everything. Bolman! Bolman! Lan ne oluyor? Lan bırak! Dostlarım Bolman! Bolman karşınızda! Bolman karşınızda! Bolman karşınızda! Bolman karşınızda! Bolman delirdi! Let's go! Delirdi! Surata bakın, aynısı Bolman dostlarım, yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da başardık. Sese bak! Aşırı garip bir ses var. Dostlarım oyun kafayı tamamen yedi şu anda, bakın. Şaka sürümünü de bozduk. Bolman az önce buradaydı. Gerçekten de... Yine aynısı oldu. Az önce videonun başında olan şey oldu. Bolman gerçekten bu şaka sürümünde var. Yaşıyor dostlarım. Dostlarım seslere bakın. Birisi inliyor gibi sesler çıkıyor. Bak bak bak. Sese bak. Bak, yürüme sesi geliyor. Yürüme sesi geliyor. Bak, duyuyoruz mu? Vallahi yürüme sesi geliyor. Dostlarım yürüme, adım sesleri duyuluyor şu an. Bolman burada bir yerde hala da. Bolman! Karşımızda abi! Vurabiliyorum! Vallahi vurabiliyorum! Öldürdüm! Dostlarım öldürdüm! Ne oluyor oğlum?
Öldürüyorum, öldürüyorum, yine geliyor. Bak orada. Hareket ediyor. Hareket ediyor, hareket ediyor, bakın hareket ediyor. Satayım! Lan çete ne olmuş?